Değerli basın mensupları, hepinize iyi mesailer diliyoruz. Bildiğiniz ve takip ettiğiniz gibi seçim ve hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Muharrem Erkek ve parti meclis üyemiz Sayın Bülent Tezcan'la birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanı'ndan bir randevu talep etmiştik. Bu çerçevede bugün saat 14.30'da kendisini ziyaret ettik. Ziyaretimiz, görüşmemiz bir saat civarında sürdü. Bu bir saat süresince bir hukuk tarihi profesörü de olan Sayın Mustafa Şentop'la iki kıymetli hukukçu arkadaşımla birlikte daha çok siyasetten daha ziyade, siyasi normlardan daha ziyade hukuk normlarını konuştuk. Tabii gene bilindiği üzere Anayasa Mahkememizin İstanbul Milletvekilimiz Kadri Enis Berberoğlu'nun yaptığı bireysel başvuruyla ilgili verdiği karar böyle bir görüşmeyi bizim açımızdan zaruri kılmış idi. Çok da iyi oldu. Malumunuz 4 Haziran 2020 tarihinde Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla yeni bir süreç başlamıştı. O vakit Sayın Şentop'un da komisyon başkanı sıfatıyla anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrasına göre Enis Berberoğlu'nun ve benzer durumda olanların 20 Mayıs 2018'de kalkan, pardon, ona 18'de kal, 19'da kalkan 600 dosya bakımından dokunulmazlık koşullarının 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerle yeniden kazanılması halinde dokunulmazlığın yeniden oluşacağı ve yargılamaların durması gerektiğini meclis tutanaklarına geçirmişti. Bizzat Sayın Mustafa Şentop geçirmişti. Bu o günün şartlarında olumlu da bir gelişmeydi. Öyle oldu, böyle oldu. Anayasa Mahkemesi nihayet verdiği kararla bunun bir hak ihlali olduğunu, temel hak ve özgürlüklerin ve siyasi haklarının İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu bakımından kısıtlandığını ve hak ihlaline maruz kaldığını ve milletvekilliği görevinin de yaklaşık 4-5 ay boyunca yapmasından men edildiğini, alıkonulduğunu tayin ve tespit etti. Değerli arkadaşlar, tabii burada iki şey çok önemli. Hem Anayasa Mahkememizin bu verdiği hak ihlali kararı ile ilgili ortaya koyacağı, yazacağı gerekçe hakikaten bundan sonra ne olacak kısmı için tarihi ve büyük bir önem taşıyor. Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi'nin bozduğu, hak ihlali saydığı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararının verdiği kararla ilgili Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin nasıl değerlendireceği ve ne kadar hızlı karar vermesi de bu hak ihlalinin ortadan kalkması bakımından çok önemli. Hem gerekçeli kararı çok önemli buluyoruz. Bundan sonra ne olacağının netleşmesi, şeffaflaşması açısından hem Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin gerekçeli karar yayınlanır yayınlanmaz konuyu gündemine çok seri, çok ivedi bir şekilde ele almasının da bu hak ihlalinin ve milletvekilimizin yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesi bakımından çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Değerli arkadaşlar, burada bir önemli olay da nasıl bir usul ihdas edileceği noktasıdır. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Orta yerde verilen kararın, yani mecliste okunan kesin hükmün hükümsüz olduğu, yok hükmünde olduğu artık çok nettir. Herkesçe çok nettir. Fakat bunun telafisi noktasında mekanizmanın nasıl çalışacağı konusunda Türkiye'de bir ilki yaşayacağız. Geçmişte de böyle usul ihdası konusunda çok sayıda ilkler yaşanmıştır. Olumluları var, olumsuzları var ama mekanizma çalışıyor. Burada nasıl bir usul ihdas edileceği konusunda herkesin, hem bizim bakımımızdan hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı tarafından öncelikle Anayasa'nın 153. maddesinin son fıkrasının herkesin ve hepimizin rehberi ve yol haritası olmasının gereği de çok açık bir şekilde ortadadır. Bu çerçevede bakıldığında usul ihdası noktasında Enis Berberoğlu'nun gerek Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı sonrası ve
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin alacağı ivedi hızlı bir kararla meclise bir an önce tekrar hak ettiği meclisteki görevine başlaması noktasında çeşitli şekiller, şekil şartları ve usuller mümkündür. Bunların ilk aklıma gelenlerinden birisi ve bence ve bizce, arkadaşlarımca da en makul olanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Sayın Başkanı'nın Enis Berberoğlu'nu mecliste göreve davet etmesi bir yoldur. Bir yol, Anayasa Mahkemesi kararının, gerekçeli kararının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okunması suretiyle 4 Haziran'da yapılmış olan işlemin kendiliğinden yok hükmünde olduğunun tayin ve tespitidir. Belki başka bir yol, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nın bu konuda bir karar almasıdır. Bununla başka yol ve yöntemler de var. Ama bütün bunlara baktığımız zaman geciken adalet, adalet değildir. İstanbul Milletvekilimiz Kadri Enis Berberoğlu'nun bir an önce uğradığı hak ihlalinden kaynaklı mağduriyetlerinin giderilmesi ve İstanbul halkının kendisine verdiği temsil görevine bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlamasıdır. Biz Sayın Başkanı bu konuda menfi görmedik. Bunun altını çizmek isterim. Elbette bir hukukçu olarak yeni bir usul ihdas edileceği için de inceleyip sık dokumasına bir itirazımız da olmaz diye düşünüyorum. Durum bundan ibarettir. Öyle anlaşılıyor ki Anayasa Mahkememizin gerekçeli kararından sonra belki Sayın Başkanımızla Sayın Mustafa Şentop'la bir araya gelmemiz gerekecek. Burada artık bir araya gelmemizdeki maksat nasıl bir usul ihdas etmek suretiyle ilk defa yaşanacak bu olayla ilgili bundan sonraki yaşanacak durumlara da doğru bir seçenek, doğru bir yol ve yöntemin oluşturulabilmesi noktasında pozitif katkımızı ortaya koymak için olacaktır. Ben çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımın eklemek istediği bir şey varsa. Peki, çok teşekkürler. Bundan ibaret arkadaşlar. Bu konuyla ilgili ise? Evet, bu konuyla ilgili. Buyurun. Şentop, Sayın Başkan'la yaptığınız görüşmede hukuki olarak Enis Berberoğlu'nun meclise dönmesinin yollarını görüştünüz muhtemelen. Evet. Mesela o yollar hangisidir? Yani alternatifleri, hukuk engeli var mı? Hiçbir hukuk engeli yok. Sadece hiç aldım mı sorunuzu? Hiçbir hukuk engeli yok. Sadece yok hükmü bu, yani Yargıtay 16'da tasdik edilen kararın BAM'da verilen ve Yargıtay 16 cezada tasdik edilen kararın yok hükmünde olmasının ana gerekçesi Anayasa'nın 83. maddesinin 4. fıkrasıdır. Yani milletvekilinin yeniden seçilmesi halinde, tekrar seçilmesi halinde yeniden dokunulmazlığı başlar. Değerli arkadaşlar, dokunulmazlık seçimden seçime kazanılır ya da kaybedilir. Enis Berberoğlu'nun davası Yargıtay'da sürerken bir seçim olmuş, 26. dönem tamamlanmış, 27. dönem başlamıştır. Ve Enis Berberoğlu yeniden tekrar seçilmiş, yeni bir dokunulmazlık elde etmiştir. O noktada zaten Yargıtay'ın Anayasa 83'e göre yargılamayı durdurması gerekirken bir takdir kullanmışlar sayın üyeler. Ama Anayasa Mahkemesi bu yanlıştan dönülmesi konusunda oy birliğiyle bir karar almıştır. Dolayısıyla kararın yok hükmünde ya da hükümsüz sayılmasıyla ilgili olarak bizim açımızdan Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı yeterlidir ama kararın içeriği de çok önemlidir. Kimi hukukçular bakımından Yargıtay'ın ya da ilk derece mahkemenin de yürütmeye, yargılamayı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar çerçevesinde durdurulma kararını vermesi, bunu yok hükmünde sayar değerlendirmesi olsa da hukuk camiasının ekseriyetinin görüşü bu noktada Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının yok hükmündeliği yerine getirme noktasında yeterli olduğu şeklindedir. Çok teşekkürler arkadaşlar.